Gökhan Zan skandalı siyasetteki kirlenmenin bütün ipuçlarını bir arada veriyor. Başta siyaset geleneğinden gelmeyen yıldız adaylar sorununu vurgulamak lazım. Yanlış anlaşılmasın siyaset dışarıya kapalı bir lonca sistemine dönüşmemeli elbette. Tersine herkesin katılabileceği bir eylem alanı olmalı. Ancak yeni gelenler yolun başında mutlaka devraldıkları tarihi gelenekle siyasetin etik ilkeleriyle tanıştırılmalı. Parti okulları, siyaset akademileri yaygınlaştırılmalı. Yıldız devşirme yerine yıldız yetiştirme siyaseti benimselmeli. Yoksa hızla kayan yıldızlar ülkeyi hepten karanlığa sürükleyebilir. İkinci sorun siyasetin tuzaklarla dolu bir çamur deryasına dönüşmüş olması. Gökhan Zanla AKP'nin tuvaletinden konuşan o sese yansıyan kirli pazarlığın ülkenin her köşesinde yapıldığını çok iyi biliyoruz satılık adaylar için transfer koşulları, ihale kapatmak için ayak oyunları, aday devirmek ya da yüceltmek için beslenen troll orduları, montaj kaset üretim büroları, itibar suikastçıları, yayın yasaklarının ardına gizlenen iktidar skandalları, şantajcılar, ihbarcılar her yerde. Siyasetle ahlak arasındaki çatlak derinleşip uçuruma dönüştü. Bu da toplumda siyasete topyekün bir inanç itimine, siyasetçiye güvenin sıfırlanmasına yol açtı. Bu çamurdan temiz siyasetçinin bile lekesiz kurtulması imkansız. İşin kötüsü Gökhan Za'nın aklanma talebiyle başvurduğu savcılıklar kirlenmeden en çok payını alan makamlardan. Bu ülkede uyuşturucu baronu çıkan savcılar görmedik mi? Öyle topyekün bir kirlenme var ki savcısından gazetecisine, siyasetçisinden polis şefine ...herkesi yutan bu bataklıkta kimi kime şikayet edeceksiniz? Bunun üzerine bir de yeni devreye giren yapay zeka olanakları zemini hepten kayganlaştırdı. Gerçeği sahtesinden ayırmak zorlaştı. Karanlık odalarda üretilmiş bir kasetle iftiraya kurban gitmek kadar... ...suçunu bu kaset sahte deyip örtbas etmekte kolaylaştı. Siyaseti baştan sona kirden arındıracak bir toplumsal seferberlik gerçekleştirilemezse siyasetin itibarsızlaştırılmasının yaratacağı zelzeleden hiç kimse kurtulamaz.''